Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalem makarna ile hazırlamış olduğum su böreği lezzetinde enfes bir börek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle makarnamızı haşlamakla başlıyoruz. Bunun için tenceremize suyumuzu alıp kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suyumuzun üzerine tuzunu ilave edelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz attım. Şimdi üzerine makarnamı ilave edeceğim. Ben yarım paketten biraz daha fazla kalem makarna ekledim. Farklı makarna çeşitleri de kullanabilirsiniz tabii ki ama bununla çok daha güzel oluyor. Evet, bu şekilde yarım paketten biraz fazla olacak şekilde koydum. Ve makarnaların birbirine yapışmaması için bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Ve şöyle karıştırıyorum ve makarnalarımın haşlanmasını bekliyorum. Makarnalar haşlandı. Şimdi suyunu süzeceğim ve sosunu hazırlamaya geçeceğim. Sosu için geniş bir kabın içerisine 4 tane yumurtayı alalım. Kullanacağınız kap mutlaka geniş bir kap olsun. Rahat bir şekilde karıştıracağız bütün malzememizi. Şimdi üzerine baharatlarını ekliyorum. Karabiber, kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Bunların miktarlarını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Veya farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir çırpıcı yardımıyla bu malzemelerimizi güzelce çırptıktan sonra artık suyunu süzdürmüş olduğumuz ve tamamen soğumuş olan makarnayı bu sosun üzerine ilave edebiliriz. Şimdi üzerine bir kasede rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim. Dilerseniz beyaz peynir kullanabilirsiniz. İçerisine maydanoz ekleyebilirsiniz. Yani malzemeler tamamen size kalmış. Ben kaşar peyniri ekledim. Ve bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Her yere eşit bir şekilde dağılması için güzelce karıştırmak çok önemli. Evet, bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra artık pişirme işlemine geçebiliriz. Uygun bir tavanın içerisine şöyle bir yemek kaşığına yakın tereyağı ekledim. Dilerseniz sıvı yağ ile de pişirebilirsiniz. Tereyağı eridikten sonra hazırlamış olduğumuz bu makarnalı karışımı tavaya boşaltalım. Bir kaşık yardımıyla böyle hafif hafif bastırarak makarnanın tavaya tam böyle düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayalım. Şu an ocağımın altı kısık vaziyette. Birazdan sizlere göstereceğim. En büyük ocağın en kısık ayarında pişirdim. Evet, gördüğünüz gibi en büyük ocak ve en kısık ayarda, mutlaka kısık ayarda ağır ağır pişirmek gerekiyor. Bir de tavanın kapağını mutlaka kapalı tutun ve yaklaşık 14-15 dakika sonra altı kızarmış oluyor. Ama mutlaka ara ara kontrol edin. Her ocağın ısısı farklı olabilir. O yüzden 12-13 dakikadan sonra mutlaka altını bir spatula ile kaldırıp kontrol edelim. Ben baktım, tam dediğim gibi 15 dakikada alt tarafı çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi diğer tarafını çevirmek için tam üzerini kapatacak bir tabağı üzerine kapatalım ve dikkatli bir şekilde diğer tarafını çevirelim. Tavayı yağlamadım. Yeteri kadar yağ vardı. O yüzden dikkatli bir şekilde tavaya tekrar bıraktım. Kenarlarda böyle makarnalar çıkabilir. Hiç problem değil. Tekrar böyle spatula ile altına doğru iterek tekrar kenarlarını düzeltebilirsiniz. Tekrar kapağını kapattım ve yine 14-15 dakika boyunca da alt tarafının kızarmasını bekledim. Kapağı mutlaka kapalı olsun. Ocaktan almadan şöyle 2-3 dakika önce üzerine biraz da kaşar peynir ekledim. Tam böyle orta kısma gelecek şekilde. Bunu eklemeye de bilirsiniz. Tamamen size kalmış ama çok güzel lezzet veriyor.
Evet, kaşar peynirini de ekledikten sonra tekrar kapağını kapatacağım ve yine kaşarlar eriyene kadar ve altı da tabii ki güzelce kızarana kadar bekleyeceğim. Sonrası da hemen sıcak sıcak bu makarnalı böreğimi servis edeceğim. Hemen bir spatula ile bakıyorum. Altı da gayet güzel bir şekilde kızarmış. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişmiş olan makarna böreğimi servis tabağına aldım. Ben üzerlerine ince ince doğranmış dereotu serptim. Dilerseniz maydanoz da serpebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Hem lezzet olarak hem de görüntü olarak. Evet, şimdi hemen dilimleyerek sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama inanın çok lezzetli bir makarna böreği oluyor. Dilerseniz bunu şöyle küçük bir fırın kabına koyarak fırında da pişirebilirsiniz. Orada da gayet güzel olacaktır. Ama pişirmiş olduğunuz kalıp dediğim gibi böyle yuvarlak borcam tarzında bir kap olursa tam böyle istediğiniz görüntüde çok güzel olacaktır. Ama tavada da gayet güzel oluyor. Eğer daha önce bu şekilde hiç denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen şöyle bir dilim alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, yapımı oldukça pratik bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi beğenirsiniz. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hemen sizlere şöyle bir doku testi de yaptıktan sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Gerçekten çok pratik ve çok güzel bir tarif oldu. İçindeki malzemeleri sizler damak zevkinize göre farklı değiştirebilirsiniz veya farklı malzemeler ekleyebilirsiniz tabii ki. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.